çıkan ürünlerimiz bu kalıplardan çıkıyorlar. Fırınımız, işte fırınlama işlemi, kalıptan çıkan ürünleri ilk önce bir küçük ürün haline gelmesi için fırınlanıyor. Sonra tekrar boyanıp sırlandıktan sonra tekrar ikinci bir fırınlanma işleminden geçiyor. Fırınlandıktan sonra seramik cam emayesi haline geliyor. Fırınlama işlemi. Gordiyon ve Sakarya Savaşı temalı ürünler çıkartıyoruz. Polat diyor özgü yerel ürünler. Kurs faaliyetinde olan arkadaşlar kendileri özerk üretimleri yapıyorlar. Yaptıkları ürünleri satışını da yapabiliyorlar kursiyerler. Yani kendi aile bütçelerine katkını sağlamış oluyorlar. Yani savaşta olmuş bir askerimiz. Atın kendisine tünemiş kekikler. Böyle bir tema. Doğaçlama çalışıyoruz, çalışmaları. İçimiz ailesi değil mi? Belli. Sakarya Meydan Mahallesi. Evet, Sakarya Meydan Mahallesi. Bu da aynı şekilde. Atlı süvariler. Cepheye mühimmat taşıyan Anadolu kadınları, kanılar. İleri ufukta yanan köyler var. Yani askeri cemseler. Yani devam edelim şimdi. Abi şey yapalım. Böyle görünümleri değiştiriyorsun yani böyle aynı tarzda. Değerli Hayman Televizyonu izleyicileri, şu an yanımızda milimetrik çizimlerde ve Çin'i eserlerinde gerçekten kendini kanıtlamış usta bir Haymanalı sanatçımız var. Güzel birçok sanat eserlerine sahip kendisi. Haymana'da da belli bir süre bu çalışmaları yapmaya çalıştı fakat değerini bilemediğimiz bir sanatçı aslında. Çünkü atölye çalışmaları olsun, oradaki altyapı, büro altyapılarında olsun yeteri kadar destek göremedi. Kendisi biz şahit olduk. Ne sivil toplum kuşağında ne diğer yönetimlerden bir destek alamadı kendisi ve şu an kendisine Polatlı Belediyesi sahip çıktı ve şu anda Polatlı Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışmana devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi Polatlı'nın Polatlı'ya gelen protokol misafirlerine Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan sanatını kendisi sunuyor, kendisi hazırlıyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani Polatlı'ya gelen bütün protokole siz hitap ediyorsunuz. Sizin eserleriniz bunlar baş köşelerinde. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda Polat Bey? Sanat böyle insanlığın yani günlük sorunların ötesine çıkıp yapabildiği bir faaliyet türü. Yani insanlık tüm geçim sürecinde şey yapıyor, temel gereksinimlerini karşılamak durumunda. Ama insanın insanlaşma sürecinde böyle ek faaliyetleri olur. Sanat da bu faaliyetlerden biridir. Bunun yerel yönetimlerce şey yapılması, sahiplenilmesi güzel bir durum. Yani kendi örneğimde de yaşadım. Yani öyle Polatlı Belediyesi yani çalışmalarımı daha rahat ortamda sağlayabilmem için burada bana olanağını sundu. Ben de onlar için Polatlı'ya yerel Sakarya ve Gordiyon
temalı ürünlerin hem tasarımlarını çiziyorum hem böyle seramiklere işleyip belediyenin misafirlerine ya da ziyaret ettikleri yerlere götürdükleri bir ürünler haline geliyorlar. Ben yeni şeyler ürettiğim için mutluyum. Buna vesile olan belediye başkanına Sayın Yakup Çelik'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım tüm Anadolu'daki tüm yerel bölgelerde kendi öz kültürlerine ait ya da tarihsel süreçlerine ait böyle sanatsal faaliyetlerle günümüze taşıyıp yaşatabilmeliler. Polatlı Belediyesi bunu başarmaya çalışıyor. Biz Haymana'da değerler oluşturmaya çalışırken, sizde de bu sanat imkanı varken, bir sanatçısınız. Biz Haymana'da değerler oluşturmaya çalıştık. Kendimize has özellikler, tarihimizi yansıtacak değerler yaratmaya çalışırken, siz orada kıymetinizi bilemediğimiz bir sanatçı olarak durdunuz aslında. Ve sizin kıymetinizi Polatlı Belediyesi bildi. Ve şu an bütün dedi, biraz önce bahsettiğimiz gibi sanat bütün Polatlı'ya gelen protokol misafirleri, başbakan dahi olsun, milletvekilleri olsun, bakanlar, sizin cumhurbaşkanı dahi gelse baş köşesinde sizin eseriniz olacak. Bu Haymana için gerçekten büyük bir değer. Haymana için kayıp ama Polatlı için bir değer. Polatlı da Haymana'mızın yakın bir ilçesi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya ben birey olarak ben Haymana topraklarında doğdum. Yani hep güzel şeyler başarmaya çalıştım hayatım boyunca. Bir şeyler üreterek insanlar yaptıkları işlerle aslında konuşurlar. Ben güzel şeyler başarmaya çalıştım. Yani bu zaman zaman yerel yönetimler katkı sağlar sağlamaz bilemiyorum ama daha güzel şeyler de olabilirdi. Ben hep doğduğum topraklarda kalayım isterim ama hayat böyle şey değil işte. Doyduğun yerlere kapı aralıyor. Yani sağlık olsun ya. Yani kimseye kırılamıyorum da aslında. Keşke farklı algılara sahip olunsa, daha güzel şeyler başarılsa. Ya da yine Haymana'da el becerisi gelişkin olan yeni nesil insanlarımız çıkacaktır. En azından onlar için bir şeyler yapıldığında şey olur, mutluluk duyarız. Evet. Biz de Haymana Televizyon olarak Sayın Polat Bey'e eserlerinde, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.